Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde biraz daha egzantrik bir konuya gireceğiz. Biz get set variable'ını görmüştük değil mi hatırlıyorsun? Get set variable'ı diyorduk. Ben yani ona öyle girmemin bir sebebi vardı. Aslında o bir desendi. Get set variable'ında get olmazsa set olmazsa işler çalışmaz değil mi? Yunus'un içinde bazı desenler vardır ve bu desenler işlerimizi kolaylaştırır. Bu desenleri mesela get set variable'ını sen ben sana mantığını uydurmadan önce sen get set variable'ını kullanabilir miydin? Yabancı kaynaklardan öğrenip he get'e koyunca bu, set'e koyunca bu diye kullanabilirdin değil mi? Sanki o bir if kodu gibiydi bizim için. Kullanıyorduk ama niye kullandığımızı bilmiyorduk. Ama kullanıyorduk ve oyunları çıkartabiliyorduk hala. Ben yani şu anda ileri seviyede insanlar var aynı zamanda beni izleyen. Yani onu anlamadan da kullanabiliyorsun desenleri. Bazı desenleri anlamadan da kullanabiliyorsun. Şimdi ben burasına bir desen daha anlatacağım. Bu desenle ne yapacağız biliyor musun? Sistem deseni de yapacağız bunu. Pek bunu e, görerek anlatacağım. Önce mantığını anlatacağım. Sonra ise uydurma yöntemini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ben burada play'e basıyorum ya. Play'e basıyorum ve ne oluyor? Play'e basıyorum. Hemen oyun başladı. Ne oldu lan? Tuşlar neydi filan? Ya bir dur kardeşim ya. Niye hemen oyunu başlatıyorsun? Hemen oyunu başlatma. Oyunu başlatma. Ben oyunu bir ellerimi klavyenin üzerine getireyim. Bir kişi VS'ye getirsin. Diğeri yukarı aşağıya getirsin. Başla desin. Adaletsizlik oluyor. Direkt oyun başlıyor. Birisi bir puan kaydediyor mesela. Olmaz öyle. Şimdi o yüzden ben play'e basınca top hareket ediyorum. Ben onu istemiyorum. Bunun için arkada çalışan bir sistem açacağız. Adına Game Manager diyeceğiz. Game Manager deyince şurada acayip şeyler olacak. Merak etmeyin hepsini anlatacağız. Bize farklı şekilde gözüken bir script atacak. Hangisini peki bu e, farklı şekilde açalım da bari görelim yani sonra hayali hayali konuşmayalım. Bak, kame ma na gel mama gel yazdım. Mama gel zaten çıkmaz bu arada. Şimdi enter'a basıyorum. Wow, burada bir dişli çıktı. Ha demek ki bu farklı bir sistem olduğunu anlıyorum. Hayır öyle bir şey yok. Bunun şundan hiçbir farkı yok. Ben buraya sistem yazıp şu şekilde de yapabilirdim. Ama şimdi Unity sen böyle daha Game Manager'dan daha kolay ulaşabilesin diye bu Game Manager'a. Sana böyle bir kolaylık yapıyor. Sen direkt anlıyor direkt anlıyorsun. Aha tamam ve tır tır yapıyorsun. İsimde böyle aramak yerine. Ha Game Manager sistem buymuş tamam diyorsun. Çift tıklıyorsun. Neden dişli yani Hiçbir anlamı yok. Sadece simge veriyor. Bunu da startup dediğimiz var aynı. Hadi güzel bir simgemiz oluştu öyle diyeyim ya. Peki. Şimdi sistemde ne oluyor? Şimdi şöyle düşünelim bak. Bu sistemde ne var bizim sistemimizde? Ben player canını sistem üzerinde tutmak istiyorum. Player canını. Şimdi bu sistemi tuttuğum için burada can yok ama ben platforma döndüm bir anda. 5 canlı Başka bir yerde 10 canlı olabiliyor. Yani kafa karışabiliyor. Bunu azaltayım derken bunun variable'ını azaltıyorum. Şunun variable'ını artırıyorum. Ya yani ne oluyor biliyor musun? Ya bazen canı 5, 50 kafamız karışıyor. Ya kafa karıştığı için anlatamıyorsun da. <laughs> kafa karışık çünkü. Şimdi ben şöyle diyeyim. Ya bir oyunda yani genelde bir yerde kaç ne oluyor? Bir yönetici oluyor değil mi? Bir yönetici oluyor. Şimdi i̇şte burada o mantıklı düşüneceğiz. Oyunda kaç yönetici olmalı peki? Yani bence bir yönetici olmalı. Yani mesela köprü yapmak için bir mimar yetiyor değil mi? Bin tane de işçi gerekiyor. Bunlar bizim işçilerimiz, bu da bizim mimarimiz. Fakat iki yönetici olunca mesela kafamız karışıyor. Yani hangisini dinleyecek işte Bir yönetici geliyor diyor ki bu köprüyü böyle yapacaksın. Diğeri geliyor ki şunu şöyle yapacaksın. ya yani böyle bir çok yani birçok baş oluyor. Birçok baş olunca kafamız karışıyor. Şimdi bunun için ben bunun içine önce bir açalım. Açsın onu bir. Şimdi arkadaşlar önce ben yani sistemi değil önce kendim kendi mantığımla anlayalım diye kendi mantığımla anlatacağım. Ama önce sonra da size gerçek orijinal versiyonunu anlatacağım. Yani evrensel olarak anlatılanı anlatacağım. Kuralı anlatacağım. <laughs> Sözel anlatımı hiç beceremediğim tebrik ediyorum. Hadi sökü önemli değil ben birazdan doğru düzgün yazarak anlatacağım. Ben de bile ben bile anlamadım ne dediğimi. Ya, bu singletonun, Singleton'un herkese açık olması gerekiyor. Aynı zamanda diğer kodlardan birazcık göstereceğim dedim. Buralardan erişilmesi gerekiyor ve buradakileri değiştirmesi gerekiyor. Yani sanki modlu yapınca burası sabit kalıyordu hani biz buradakini değiştiriyorduk ya. Bu tür bir desen karışık kuruşuk bir şey oldu. Anlatamadım. Sözel olarak bir deneyimledim, beceremedim. Çünkü ee, dediğim gibi göstererek anlatmada ben iyiyim. Şimdi gelelim ne demek istiyorum. Tek bir örnek olacak dedik. Ben şimdi kendi eski yaptığımızda ne yapıyorduk mesela? Ben bu game manager'ın içinde şunları bir sileyim ya. Game manager'ın içinde mesela ben bir public anlayın diye diyorum şu anda. int elma diyorum. 5 diyorum. Değil mi? Ben bunu bunu böyle bir variable yaptım. Ben bu class içindeki variable'a erişmem için normalde ne yapıyordum? Topa gidelim. Herhangi bir şey önemli değil. Erişeceğim bir yer olsa yeterli. Ne yapıyordum? Hani o public class O class ile ilgili bir variable açıyordum ben. Şuraya bir variable bölümüne geleyim. Şuraya göstereyim. Ö özet olsun. Öncekiler biraz şey gözüksün. Öncekileri bir hatırlayalım. Game manager, bu Game Manager dediğim bu script'in ismi. Class, direkt bu klası koydum. Ne diyelim? Kırmızı elma. Kırmızı demeyeyim, kırmızı diyeyim. Eşittir diyorduk. Ne diyorduk? Bunları anlattım. Game Manager'a eriş diyorduk. Şimdi ben bunu kırmızı dedim. Ve ben bu kırmızıyı şurada artık kullanabiliyorum değil mi? Yani ne diyebilirim mesela? Print diyebilirim. Kırmızı Bak elmaya ulaşabiliyorum değil mi artık? Kırmızı dediğim vakit o diyor ki, "He" diyor, "Sen game manager'sın. Sen game manager demek istiyorsun. Kırmızıyı game manager'a gömdün sen." diyor. Çok güzel. Yani bak burada böyle direkt peki ben bunu gömdüm. Geldim buradaki top script'teki bir koyayım. Buradaki şeyi değiştirdim mi? Hayır, bu hala 5. E, ben bunu gelip buradaki 5'i buna özel kırmızı elmayı eşittir. 4 yap diyebilirim değil mi? Peki buradaki orijinalimiz hala bizim 5. Tamam. Peki şöyle diyeyim. Public game manager yesil eşittir new game manager şu anda anlatmak istediğim şey bu değil de buradan daha iyi anlaşılacağını diye düşündüğüm için. Şimdi ne oldu? Kırmızı elma bu ne diyecek yeşil dediğim zaman ben print dediğim zaman normalde print yeşil nokta elma dediğim vakit ne no oldu? Daha bir örnek daha aynı şeyi kullanarak bir tane daha çıkarttım ve bunu da bu da bana 5 diyecek. İstersen ben burada yeşil mantığını anlayın diye yapıyorum. Elma eşittir 9 diye değiştirebiliyorum değil mi? Ne yaptım burada? Ben bir kırmızı kullandım, bir yeşil kullandım. Game Manager'ın içindeki şeyleri değiştirdim. Game Manager duruyor hala 5 o sıkıntı yok. Bir tane daha bir şey açsam söyle desem bana 5 diyecek. More desem 5 diyecek yine. Bunu değiştirmedim. Şimdi şu mantık düşünüyoruz. Bak burada birden fazla örnek kullanıyoruz. Değil mi? Birden fazla e, buradaki şeyleri kullanabiliyoruz. Fakat ben buna böyle erişmek istemiyorum. Direkt Game Manager'dan erişmek istiyorum. Şimdi bunun mantığını bir de şöyle göstermek istiyorum. Burada bir Game Manager'ım var. Tamam mı? Bak şimdi ben play'e bastığım zaman eğer Game Manager'da bir şey false diyelim. Tamam mı? False. False olduğu zaman bu hareket etmesini istiyorum. Diyeceğim ki ben buna. Play'e bastığım zaman dikey hareketteki yukarı aşağı giden şey. Game Manager'i false ise bu hareket etmesin. True ise Game Manager'in içindeki bir şey bu hareket etsin. Bunun için şimdi bunun içine girip bir örnek açıp öyle onunla mı uğraşıp yoksa direkt hızlıca. Buradan için göstereceğim için ileride. Şimdi böyle özet geçiyorum. Direkt hemencik game manager'ın şu şeyini true olursa yap diyeyim. Demek daha kolay. Tamam hadi buna ayrı açtık. Buna gösterdik. Game manager true ise falan filan dedik. Sonra ben geldim. Topa geldim. Topla da mı aynı şekilde onda ayrı bir örnek atacağım. Onda da mı ayrı, aynı örnek atacağım. Bu mı baya baya böyle böyle uğraşacak mıyım? Ya sistemde öyle bir şey olmayacak. Sistem bir olacak burada. Hepsi bu sisteme bağlı olacak. Ben bu sistemdeki variable'a ulaşmak için sürekli ben ona erişebilir miyim diye izin istemeyeceğim. Direkt bunun içindeki bu koda gireceğim. Cart bunun içindeki variable'a ulaşabileceğim. Top'a gireceğim. Onun içindeki variable'a direkt ulaşabileceğim. İstediğim zaman Game Manager'ı hızlıca benim ulaşmam gerekiyor. Bunun için işte biz bu deseni kullanıyoruz. Daha deseni anlatmadım ben sana. Şimdi ben burada yani birçok örnek var. Hani bir örnek diye göstermek istedim. Ben burada birçok örnek açtım böyle ulaşmak için. Sonra gidip dikeye gidip orada da bir örnek açacağım. Bununla mı uğraşacağım ben ya? Game Manager'ı ben niye açtım? Sisteme hızlıca uğraşmak istiyorum. İstiyorum ki ben buradan hemencik... E, bu şey ise... Game Manager'deki bir şey... ...false... ...false ise... ...bunu yapma demek istiyorum ya. Direkt buraya bir variable açıp bilmem ne yapıp falan filan uğraşmak istemiyorum. Game Manager'ı bu sistem diyorum. Bu şekilde rahat bir şey yapmak istiyorum. Bunu hepsinde yapamayız arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bilmenizi istiyorum. Game Manager gibi... Bu tür şeylerde bunu kullanıyoruz. Şu anda hala benim mantığımdayım. Evrensel şeyi daha başta anlattım aslında evrensel anlatılan şeyi. Şimdi burada get set gibi bir desen göstereceğim size. Sinkleton diyorlar ona. Singleton deseni diyorlar. Bu normalde karışık bir konu. Ama biz onu olabildiğince basit indireceğiz ve get set gibi kolayca atacağız kenara. kenara. Şimdi buradan önce bir deseni oluşturalım biz istiyorum anlatmadan public static game manager class örneği class class örnek diyelim. eşittir eşittir şimdilik boş ver. Şimdi bak. Benim burada public game maker Burada ben ne yazmıştım sanki çok benziyor değil mi public game maker de variable ismi Buraya bir statik ekledim <laughs> hayda statik neye geldi burada Bunu anlatacağım ama bak, hiç bir fark yok değil mi diğeriyle Bir game maker Aynı klasın içinde bir game maker açtım Eşittir null diyorum Aslında burada evrenselde Diyoruz ki klas örnekten Başka hiçbir yerde olmadığına ben eminim diyoruz. Biz buna kefiliz diyoruz. Yok diyor başka bir yerde ama klas örnekliği bir şey açtım. Başka bir yerde yok. Yani bu oyun boyunca bundan bir tane olmasını istiyor. Yani bunu modlu olarak gelişmeyeceğiz. Biz bunu direkt buru kullanarak bunun içindeki variable'lara erişmemizi istiyoruz. Bunun için bir şey yapmamız gerekiyor. Bak şimdi ben şimdi bunu böyle yazdım. Buradaki statik ne işe yarıyor biliyor musun? Buradaki statik şuradan göstererek anlatmak istiyorum. Şimdi bak ben normalde game manager diyeyim. Game manager'ı direkt gördü. Klası görür çünkü klasımız. Public sanırım çünkü klasımız. Bak görüyorsun. Pa pardon. Public class gözür değil mi? Game manager diyorum. Şimdi bak burada noktaya bastığım zaman. Aha. Lan bunun içindeki şey bana gösteriyor bak. İçindeki variable'ı bana gösteriyor. İşte bu statik olmasından kaynaklı. Yani bunun içindeki variable'ı sanki buradan direkt artık değiştirebiliyorum statik olduğu için. Hiçbir şey yazmadan. Daha bunun şey var. Evek komutlu deseni daha bitmedi bu arada söyleyeyim de. Erişebiliyorum. Hmm, farkını anlatmak istiyorum. Statik sana gösterecek. Statik'i sildim buradan. Bu da bildiğimiz şekilde bizim her zamanki şeyimiz değil mi? Şimdi game manager'ı bir daha yazacağım. O ya, statik ne işe yarıyor? Aa, Yok. Var mı? Bakalım. Aa bak eminiz değil mi olmadığına? Class yazayım hatta emin ol. Bak yok. Şimdi demek ki statik deyince biz Game içindeki bu klasa erişebiliyoruz. Tamam. Statik de statik diğer kodlardan kolay bir şekilde erişmemizi sağlıyor. Hem public hem statik oluyor. Şimdi anlamını anladın mı? Statiğe eriştik. Peki. Statik sadece buna mı yarıyor? Buradaki statik başka ne işe yarıyor? Bak bu statiki bir kaldırdım farklı bir şey oldu. Geliyorum. Buraya elma diyorum. Vay elma dedim enteresan. Sadece elma demeyle oluyor mu variable'ı böyle elma diye açabiliyor muyduk? O da enteresan oldu zaten. Public int elma eşittir 5 dedim. Tamam çok güzel. Bak statik değiliz hala biz burada. Ctrl-S Ctrl S diyelim. Şunları büyük değilim Şu anda Game Manager diyeyim. Buraya geliyorum. Şimdi ben ne yaptım? Game Manager, Game Manager nokta Class örnek bakalım burada bak başka bir şey yok görüyor musun? elmayı göremiyoruz Class örnek diyorum buradan aha bu elmaya da ulaştım lan bu elmaya nasıl ulaşıyorsun işte biz aynı şekilde hızlı bir şekilde ne yaptık buradan elmaya ulaştık arkadaşlar. Statik sen görüyor musun ya neler neler yapıyormuş ya. Ben sana bunu böyle anlatıyorum. Şu anda daha mantığını anlatmadım. Bunlar benim kendim uydurduğum şeyler. Statik bak neler yapıyor. Bunu silelim istiyorsan. Ctrl S diyelim. O statik ne işe yarıyor? Ne yapıyorsun? Niye public yazıyorsun ya? Game Manager'de. Noktada. Bak hiçbirine erişemiyorsun. Yani ben burada bu statik ile ne yaptım? Top Secret'te bunu çağırdın mı? Bak çağırmadım. Deseni daha tamamlamadım bu arada hala tekrar ediyorum. Top Secret'te çağırdın mı? Burada çağırdım hani Game Manager a a, -A deyince buna erişsin falan filan dedim mi ben sana? Demedim değil mi? İşte ben direkt buradaki variable'a buradan hızlıca erişebiliyorum. Yani artık şunu diyebileceğim mesela. If diyeceğim. Game Manager, Game Manager diyecektim. GameManager.class Manager nokta class örnekteki elma e, eşit true ise bunun altındakini gerçekleştir. If ya tır tıklı işte gerçekleştir. Ha ne yaptım? Direkt bana bir kolaylık sağladı değil mi bu desen? Bu desen bana bir kolaylık sağlayacak yani. Bu şekilde direkt şurada uğraşmadan ya tamam da ben açarım yaparım. Ya bu deseni böyle kullanman gerekiyor. Tamam şimdi bunu yaptık diyelim. Bunu tamamladım. Bunu böyle bunu burada böyle yazdım diyelim. Ctrl S diyelim. Evet derlesin. Play'e basmayacağım. Niye derlettiriyorsun? Diğer projeyi açmam gerekiyor, o yüzden diğer projeyi buradan açayım. Dikey hareket. Burada geleceğim update'in içine diyeceğim. Diyeceğim ki, Game Manager'deki, oppa, Game Manager'deki, class e, örnek'deki elmayı, e, turu ise hareket ettir bunları, bunları gerçekleştir diyeceğim. Böylelikle bu game manager'ın içindekileri bu statik sayesinde ulaşabiliyoruz. Tamam mı? Öyle aklında kalsın. Şimdi yani aslında ben e, statiği bu şekilde anlatmanın daha iyi uygun olacağını düşündüm. O yüzden böyle. Şimdi desene devam edelim. Desenimiz devam ediyor bizim. Şimdi biz game manager yerine buraya ben bu bu de ne biliyor musun? Heh, şunu söyleyeyim. Hani biz şuraya yazınca biz ne diyorduk? Global diyorduk. Dışarıdan erişilebiliyor. Tırtıklığın içine yazınca işte yani bir dakika sözümü düzeltiyorum. Burada mesela bir if'in içine bir variable yazdığımız zaman sadece o tırtıklığın içinde geçerli oluyordu. Hatırlıyor musun? Dışına şuraya geçince veya başka bir şey için yapamıyorduk. He. Burada şekilde hani yukarıya en yukarı yazıcı da global oluyor demiştik. Yani e, hepsi bunun içindeki tüm hepsi tüm fonksiyonlar erişebiliyor demiştik. Bu da öyle bir variable ki yani hiçbir şey yapmadan global global variable diyeyim yani. Uf, uçmuş yani double double global variable. Uçmuş ve yani buradan direkt erişebildik gördün. İşte onun için statik ekliyoruz. Enteresan bir şey variable değilim. Hani get set variable demiştik ya. Bu arada global global variable değilim ama buna desen değilim. Kafamız karışmasın. İyice böyle variable'lar havada uçuştu. Şimdi devam ediyoruz. Game Manager sınıfından sadece bir tane örnek oluşturmasına izin verdik burada. Normalde. İhtiyacımız olduğunda sadece bu örneği çağırıp yani çağırdık ya şurada. Sadece bu örneği çağırıp bunu değiştiriyoruz aslında. Yani yeni bir tane oluşturmuyoruz. Burada hani Kırmızı yeşil bir tane oluşturmuyoruz. Hep bunu kullanıyoruz. Zaten ne demiştik hani bir yönetici olur demiştik. orada aklımızda kalsın diye. Yani daha önce bundan yok diye biz elmayı sildim. Elmalı bir desinimizle alakamız yok. Şimdi evlilik diye bir şey öğrenmiştik. Sistem start eventleri çalışmadan önce evlilik çalışır. Şimdi ben AVEK'i yazayım da bir. AVEK'i bir uyanalım. Private kalsın. Tamam. private kalsın. Aşağı inelim Gözümüz böyle alıştı. Oyun en başta bu çalışacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu tırtıklıyı da açalım. Şimdi burada önce de seni oluşturuyorum. IF class örnek eşittir eşit ise daha doğrusu null. Yani diyoruz ki hiçbir yerde tek bir yerde ise. Yani tek bunu kullanmamız için bu şahni şurada sana şurada çağırdığım print deseydim onu ben elma deseydim bana beş demeyecekti. Çünkü bu desenin tamamlanmadı. Bu gerçekleşmiş olmalı. Çünkü ben bir tane olmak istiyorum diyor. Class örneğimiz null ise zaten görüyoruz burada null yani başka hiçbir yerde yok ise. Tamam mı? Bu tırtını açmamız gerekiyor şimdi. Class örneği sana bir şey anlatmıştım. Dis demiştim. disneyydi neydi? Nokta koyma bu arada. İşte. Klas örneği dis yap. Dis neydi? Bu Game Manager'ın scriptiydi değil mi? Game Manager'dı. Yani class örnek dediğim zaman ben a Game Manager demiş olacağım. Yani direkt Game Manager Game Manager demiş oluyorum. Ama işte bunu variable şekilde yazıyoruz. Artık ben oradakilere ulaşabilirim. Bu desen tamamlandı. Evet bu kadar artık hani desen tamamlanmadı desen tamamlanmadı deyip duruyordum ya. Şimdi artık ben klas örnek dediğim zaman önce bakıyor null mu diyor yani bu başka bir örneğim yok değil mi diyor bakıyor. Başka bir örneğim varsa diyor ben yapmam kardeşim diyor. Ben yapamam kullanamazsın diyor. Başka bir örneğin yok mu? Tek misin sen diyor. Tekim diyor. O zaman kendimi ben e, game manager'a dönüştürürüm diyor. Disi de öğrenmiştik hatırlıyorsan. Şimdi bunun gelişmiş versiyonları var. Şöyle yapabiliyorsun. Eğer null değilse eğer yani şöyle diyeyim. Bundan bir tane daha var bir yerde mesela başka bir yerde ki biz yapmadığımıza eminiz. Diyoruz ki onları yok et diyoruz. Kendini biri ayarla diyoruz. Biri ayarlıyor. Ve diyoruz ki bunu da asla yok etme diyoruz. Don't destroy. Diyoruz ki bu her zaman duracak diyoruz. Tamam bunu hiçbir zaman yok etmeni istemiyoruz. Yani başka yerlerde bu şekilde görebilirsin anlatımlarda. Ama ben en sade şeklinde göstermek istiyorum sana. Tamam mı? Şimdi şunu istiyorum arkadaşlar. Ne istiyorum? Biz bu skripti açtık. Değil mi? Skriptimizi açtık. Ama biz bunu bir objeye yerleştirmedik. Gelin buradan bir obje açalım. Boş bir obje olması önemli değil. Adında game mana gel diyelim. Önemli değil isminin ne olduğu. Ama game manager dersek aklımızda kalır. Şunu şuradan resetleyelim. Bu bunu da bunun içine atalım. Yani oyunda olmamız, bu kodun oyunun içinde olması gerekiyordu hatırlıyorsan. Şimdi hani ben bir şey demiştim size. E, hata verir demiştim. O şimdi print deyip bakamayız demiştim size değil mi? Şimdi bak bu şekilde ben bunu ayarladım. Bu desen artık hazır. Bu desenimiz artık hazır değil mi? desen hazır. Bunu da e, bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bak ben buraya public elma Public elma olmaz. Int elma eşittir 4 dedim. Ctrl S. Hani ben şimdi demiştim ya burada sana şey demiştim ne demiştim. Print desem de erişemem demiştim. Print hata verir demiştim. Çünkü desen daha tamamlanmadı demiştim. Şimdi game manager deyip class örnek deyip elmaya ben burada erişebilir miyim şimdi? Evet erişebilirsin. Ctrl S. Yani böylelikle ne oldu? Ben burada hemencik bak hiçbir şey yapmadan bunun elma variable'ına eriştim. Yani mesela bunu boolean değer yapıp false ise diyecektim ki eğer bu false ise sen bunun içindekileri çalıştırma. True ise çalıştır diyecektim. Böylelikle ekstra beni bir şeyden kurtardı. Game Manager'de bunun variable'ına direkt bu şekilde hem statik hem de desenin tamamıyla e bu şekilde ulaşabiliyorum. Desenin tamamı da ne diyor? Ben yani, tek olmak istiyorum diyor. Nulsam ben kendimi çalıştırırım diyor. Buradaki statik zaten gördük. Buralarda erişebildik. Kendisini kendisi oldu aslında. Zorluyoruz aslında onu bir şey yapmasına. Public int elma dedim. Bunu da buradan bakalım. Bir de göstermezse tabii ki mahvolduk. Ki gösterecek. Ama yani bilmiyorum da emin de değilim. Yanlış bir şey yapmadıysak gösterecek ya biliyorum ya. Göster. Gösterdi. Evet. Çok güzel. Bunu böyle hallettik. Şimdi peki. Şöyle bir şey göstersin. Game Manager dedik. Game Manager elmamız 3 ve biz buradan e, 3'ü gösterdik. Tamam, çok güzel. dik hareketimizde bir şey yok zaten. Şimdi sana şunu göstermek istiyorum. Hani ben burada mod açtığım zaman moda kırmızı diyordum. Kırmızıyı 5 yapıyordum. Moda yeşil diyordum. Yeşil oluyordu ama orijinal şeyimiz hala kalıyordu, değil mi? Burada orijinaldeki orijinal oyunumuz kalıyordu da biz mod değiştiriyorduk sürekli. Buraya bir müdahil olamıyorduk hatırlıyorsan, değil mi? Hatırlıyorsundur. Şimdi bak ben burada şu Game Manager elmayı yani topun içindeyim. Game Manager, class örnek, elma variable'ına erişip onu ne yapmak istiyorum? 33 yapmak istiyorum. Tamam, Ctrl-S. Sonra bir daha söylesin bana diyorum. Bir daha söylesin bakalım. Şimdi ben burada neyi değiştirdim? Geldim bunu değiştirdim. Hmm, öyle mi? Bakalım onu mu değiştir 33 diyecek mi bakalım bana artık? Play'e basalım. Aa evet. Önce 3 dedi. Sonra 33 dedi. Merak ettim. Niye top yukarı gitmiyor? Bozuldu mu? Tamam. 33 dedi. Hı, tamam. Peki ben buradaki acaba ben sadece top script'in içinde mi bunu yazınca 33 oldu yoksa gitti ana yeri mi değiştirdi? Hani modda ne yapıyordu? Top script'in içine açtığım variable'a şey yapıyordu değil mi? O variable'dan ulaşıyorduk. Burada ise buraya mı değiştirdik acaba? Game Maker class örnek ne oldu deyince. Şimdi bak bunun için burada nasıl görebiliriz? Dikey hareket ayrı bir şey değil mi? Ayrı bir kod. Kod sayfası. Ben buradakini print deyip fix tab diye sürekli söyle dediğim bana sürekli söyle diyorum. Print'e geliyorum. Game Manager diyorum. Nokta diyorum. Class örnek diyorum. Elma diyorum. Bana bunu söylesin. Kaç diyecek? O Düşünüyoruz ki hemencik. O zaman 3 diyecek. Çünkü ben bunu değiştirdim. Değil mi? Burayı 33 yaptım. Hayır işte. Burada da artık 33'tür. Yani sistem özelliği gibi. Global Game Maker'daki global gibi. Yani aslında ben burada bu şekilde bir sistemdeki variable'ı her yerlerden değiştirip ulaşıp onu kullanabiliyorum. Tek bir örnek yaparak. Şimdi bu kadar konuştuk da bir de play diyelim. Ben bazen böyle konuşuyorum konuşuyorum play diyorum yanlış çıkıyor. O zaman kötü oluyor tabii ki. Play diyelim. Mantığını anladığınızı düşünüyorum şu anda. Muak görüyor musun sürekli 33 diyor. Ya nerede 33 ben seni değiştirmedim ki hani. Sadece bana söyle dedim. Burada hiç değiştir falan dedim mi demedim. Burada değiştir dedim. Burada başlangıca değiştirdim. Peki niye önce değişti? Start update'ten önce oluyor ya hani. Awake'de en başta oluyordu. Start update'den önce olduğu için update'de söylediğim 33 33 olarak algılıyor. O yüzden update'i yazdım. Bunun modunu anladığınızı düşünüyorum. Şunu kapatalım yormasın kendini. Bilgisayarın fazla kaliteli değil. İşte singleton deseni bu işe yarıyor arkadaşlar. Game Manager'dan Game Manager'ın içindeki variable'ları tüm scriptlerden erişebiliyoruz. Global global variable diyorum buna da ben artık. Global global variable. Yani bu desen sayesinde buradaki statiği gördün. Burada bu şekilde yazdırıyor. Bu desen sayesinde yoksa kendisinden ne yapıyor? Kendini Game Manager Game Manager Game Manager yapıyor. Bunun mantığını ben sana hani nasıl anlatayım? Get set variable'ı anlattım. Bundan daha iyi anlatabileceğimi düşünmüyorum. Baştaki anlattığım o Terimsel ifadeler berbattı. Ama şimdi baksana statiği göster. Statiği ben sana nasıl anlatayım? Durağan mı diyeyim? Sabit mi diyeyim? Bunu koruyor mu diyeyim? Ne diyeyim statiği? En fazla statik yapınca ne olduğunu gösterirsem. Ancak o zaman anlatabilirim. Bazıları anlatılmaz. Gösterilir. Yani ne diyorlar normalde burada? Bu ne yapıyor? Yani önce kontrol ediyor. Benden başka yok değil mi? Emin misin değil mi? Benden başka bir kontrol ediyor. Ondan sonra geliyor. İşte Öyleyse kendinden başka yoksa kendini bu sayfanın kendisi yapıyor. O kadar. Aslında pek de öyle anlaşılmayacak bir şey değil. Diğer kodlarla erişmek için public ve static yapıyoruz. Yani değişmiyor. Bu, bu çoğalmıyor. Başka örneği yok bunun. Bir tane. Dediğim gibi sözelini bu bazı desenlerin sözelini anlatamıyorum. Desenler bu arada yani çoğu yerde aynı şekilde. Dediğim gibi desenler her yerde aynı kullanılıyor. Desenler bizim için bizim işimizi kolaylaştırılması için çıkarttıkları e, taktikler. Yani bunu her yerde kullanmıyoruz. Böyle game manager gibi yerlerde kullanıyoruz. Dediğim gibi öğrenin diye bunu biraz uğraştım. Şimdi bir sonraki videomda ne yapacağım biliyor musun? Bunu niye yaptım peki? Böyle buradan niye buna böyle erişeyim dedim. Şunu istiyorum. Play'e basınca otomatik hareket ediyor ya. Ben Play'e basınca otomatik hareket etmem, hareket etmemesini Game Manager variable'ını kullanarak, Game Manager şeyini kullanarak erişmek istiyorum. Evet, bayağı zor bir bölümdü benim için ve onu da anlatacağım. Bunu güzel anlatabildiysen yani biraz an, hani anlamadıysanız yani nasıl anlatacağım başka bilmiyorum gerçekten. Anlamadıysanız size bir tavsiyem. Dediğim gibi bunu bu şekilde bir kalıp olarak öğrenin. Ben kalıp olarak öğrenmeye karşıyım ama başka nasıl olur bunu bilmiyorum. Ya da başka hocalardan dinleyin. Benden bu kadar yani çünkü. Kendinize iyi bakın.